Mutlu günler, sabah kahvesine hoş geldiniz. Alanında başarılı kadınlarla sohbetimize devam ediyoruz. Bugün iki değerli konuğumuz bizlerle. Şimdi kendilerini aslında tanıyorsunuz ama tabii biz görünen yönlerini ve tabii ki görünen yönlerinin dışındaki alanları konuşacağız. Bir dizide oynuyor her ikisi de. Anne kızı canlandırıyorlar ama onun öncesinde de çok güzel geçmişleri var. Yani oyunculuk kariyerleri var. İki değerli oyuncu bugün bizlerle. Mehtap Altınok ve Dila Bayrak bizlerle. Hemen kendilerine dönelim, vakit kaybetmeyelim. Hoş geldiniz. Hoş anne kız değil mi? Evet. Aslında yaş farkına baktığımızda öyle bir anne pek öyle değil tabii. Değil. Aynen öyle. O biraz da mizaçtan kaynaklanıyor herhalde. Galiba. Şu sıralarda bir dizide oynuyorsunuz. Çok evet. Da sevilen bir aile dizisi diyelim değil mi? Sağ olsun. Ve aslında oradaki performansınızla ön planda olmakla beraber daha öncesinden biz sizi zaten tanıyoruz. Şimdi ben aslında biraz daha iş tarafını konuşmak istiyorum mümkünse sizinle. Ve aslında isterseniz oyunculuk kariyeriyle başlayalım. Çünkü iki farklı alan değil mi? İki farklı karakterden bahsediyoruz. Sizinle başlayalım isterseniz Mehtap Hanım. Nasıl başladınız? Nereden geldi bu merak? Nasıl bir süreçti oyunculuk kariyeriniz? Ben aslında bankacıydım. Canım reklam filmiyle başladım. Sonra o kadar çok reklam filmi çekmeye başladım ki artık bankada çalışamaz hale geldim. Ve bankadan ayrılıp tamamen bu sektöre yöneldim. Daha sonra Amerika'ya gittim. New York'ta Stellarder Acting Conservatory'de oyunculuk eğitimi aldım. Türkiye'ye döndüm ve asıl şov o zaman başladı. Yani aslında reklam filmleriyle başlayan evet. Ardından Amerika'da eğitimle tamamlanan evet. Bir evet. Serüvenden bahsediyoruz evet. Şu anda da. Ama öncesi de var bildiğimiz kadarıyla. Sunuculuk geçmişiniz var sunuculuk değil mi? Evet, özel bir kanalda sunuculuk yapmıştım. Evet. Amerika'ya gitmeden önce. Evet. Farklı alanlar. Peki evet. Amerika'daki deneyime baktığımızda yani oradaki eğitim süreci hı. Ve Türkiye'ye geldikten sonraki süreç. Hani hep deriz ki biz kendi alanımızda da bunu söyleriz. Eğitimle işin yapılış şekli arasında da çok fark vardır diye. Yani pratik hayatta biraz daha değişir durum. Siz nasıl görüyorsunuz acaba? Ben eğitimin bu iş için özellikle gerekli olduğunu düşünüyorum. Bir karakter yaratmak için. Mutlaka bu eğitimin alınması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ilk başladığımda yani reklamlarla başladığımda oyunculuk eğitimim yoktu. Şimdi geri dönüp baktığımda hasbelkader bir şeyler yapmışım diyorum. Ama karakter yaratabilmek için o karakterin hayattaki motivasyonunu görebilmek için onun perspektifinden dünyaya bakabilmek için yani o karakteri oluşturabilmek için eğitim mutlaka gerekli. Siz de tamamen farklı bir alanda eğitim aldınız. Sonrasında evet. Tabii oyunculuk eğitimi var ama hukuk fakültesinde okudunuz bildiğim evet, kadarıyla. Evet, aynen öyle. Lisansımı hukuk alanında yaptım. Hukuk fakültesini okumaktayken aslında oyunculuğa çok baştan merak sarmıştım ben. Üniversitedeyken çeşitli tiyatro kurslarına katıldım, işte eğitimlere, özel atölyelerin workshoplarına katıldım vesaire. Şehir tiyatroları da bunlara dahil. Aynı zaman zarfında da televizyon dünyasıyla da tanışmaya başladım. Hatta benim de Mehtap'la çok benzeşiyor. Çok bir reklam kariyerim oldu fazlasıyla. Reklamda oynadım. Önce reklamlarla başladık herhalde yani. Herhalde öyle başlanıyor. Galiba. İlk adım o herhalde. Aynen öyle. Sonrasında tabii hukuk fakültesini bitirdim. Mezun oldum. Ama avukatlık yapmıyorum. Oyunculuğu tercih ettim hemen. Ve kendimi o alanda biraz daha geliştirmek adına bir takım eğitimler aldım. Yine kurslarda daha sonra dizilerde rol almaya başladım. Hatta biz Mehtap'la birbirimizi tanımadan önce aynı projede rol almışız, oynamışız Genco'da. Evet. Değil mi? Oradan ama bir türlü kesişememiştik orada. Ben Genco'dan ayrılıp doktorlara geçmişim. Sen ben Genco'ya girmiştim. Evet. Öyle de bir orada, geçmişimiz evet. Var aslında. Evet. Daha sonra Öyle Bir Geçer Zamanki dizisi oldu. Benim için o da çok önemliydi tabii. Sonrasında Yavuz Turgul'un Av Mevsimi filminde rol aldım. Bu da benim için çok büyük bir şanstı. Orada Şener Şen'le, Cem Yılmaz'la ve tabii ki Yavuz Turgul'la çalışmış olmak.
Daha sonra bir ara verdim. Bir bebeğim oldu. Ondan sonra çok sağ olun, teşekkür ederim. Sonra tekrar Baba Candır'la döndüm ekranlara. Şu anda da çok mutluyum. İşimi çok seviyorum. Çalıştığım insanları çok seviyorum. Çok özellikle benim için bu işe başlarken anne karakteri çok önemliydi. Yani partnerimden ziyade anne kim olacak diyordum. Çünkü bizim işimiz bir Kore dizisinden uyarlama. Orijinali izleyince baktım ki bu kız sürekli annesiyle birlikte. Ve Mehtap'ın olduğunu öğrendiğimde çok sevindim. Onu tanıdıkça da çok sevindim. Ayrıca da benim için şöyle de bir şans. Yani Mehtap çok tatlı bir şekilde hani karşısındaki insana çok saygıyla yaklaşıyor ama bir yandan da bana çok büyük şeyler öğretiyor böyle. Değil ufak mi? Ufak tavsiyelerde bulunup gerçekten öyle ama çok mutluyum şu anki işimi çok seviyorum gerçekten. Her şey çok güzel. Hani siz az evvel dediniz ya işte setler çok yorucuymuş, çok şikayet geliyor. Evet. İşte biz az evvel onu söylemeye çalıştık. Biz gerçekten eğlenmekten çekim yapamıyoruz. Gerçekten bütün çalışma arkadaşlarımız, kamera önü, kamera arkası. Kesinlikle. Yani çok... öyle güzel bir ekip şey yapmışlar ki, bulmuşlar ki. Aynen. Kamera önüne ve kamera arkasına. Çok güzel bir enerji var gerçekten. 20 saat sette kalsanız gıkınız çıkmıyor. Kaldığımız çok, oldu çok gerçekten. Keyifli, yani... Çok keyifli. Hakikaten geçen haftalarda düğün sahnesi, benim düğünüm evet. vardı. O sahneler sabah 5.30'a kadar böyle göbekler atıyoruz. Ne kadar zor olsa da. Bu iş gerçekten sevmeyen insanların yapabileceği kesinlikle. Bir iş değil. Dila onu söylüyor. Sabah saat 5.30'da Mehtap oyun oynadım. Sonra bir anda kendime düşündüm, ne yapıyorum ben diye. Gerçekten keyif almanız gerekiyor. Hani derler ya, hobinizi işe dönüştürün diye. Herhalde biz onu yaptık. Aynen öyle. Ve gerçekten tabii sonrasında bunu eğitimle de destekledik ama gerçekten sevdiğimiz ve keyif aldığımız işi yapıyoruz. Ama hep şu söylenir. Yani öyle bir set çalışması vardır ki hani bir dakika sürmeyecek, hatta 10 saniyelik evet. bir çekim bile evet. ya bu yönetmen için, kamera arkasındaki arkadaşlar tabii, tabii, onlar çok çalışıyor, çok tabii. Etkili herhalde evet. yani çok uzun sürüyor ve bunlar hakikaten aslında özel hayatı da zorlayan tabii. etkenler değil mi? Özel hayatımız çok programsız. Programsız. Aynen. Etrafta buna alışıyor diyorsunuz zaten. Etrafta buna alışıyor. Hiç kimse gücenmiyor, alınmıyor. Yani işte İki hafta sonra bir yere gidebilir miyiz diye sorulduğunda iki hafta sonrasını bilmiyorum diye cevap veriyorsunuz. Hatta bende şöyle bir şey olmuştu. Akşam saat 6 sanırım, Genco dönemiydi. Dedim ki yarın benim setim yok herhalde dedim ve tek tek biz bayağı büyük bir aileyiz. Herkesi kahvaltıya davet ettim. Ve hani dalga geçer gibi mesaj yazıyorum. Mehtap Hanım'ın malikanesinde diye, kahvaltıya bekleniyorsunuz efendim diye. Herkes işte telefon açtı, tamam saat kaçta geliyoruz, saat 9.30-10 ve bana saat akşam 8'de telefon geldi. Mehtap Hanım, sahnenizi öne almamız gerekiyor, yarın çekimimiz var sabah saatte dedi. Ve herkesi tek tek arayıp kusura bakmayın ben yarınımı bilmiyormuşum. Eyvah, evet. Yani programsız yaşıyoruz ama etrafımızdaki insanlar da alışıyorlar herhalde. Önemli olan biz keyif alıyoruz yaptığımız işten aslında. Şimdi özel hayat ve işte bu oyunculuk kısmı deyince Dila Hanım'a da sormak istiyorum. Çünkü siz dizide annesiniz ama gerçek hayatta anne olan Dila Hanım. Dolayısıyla şimdi 20 saat diyorsunuz. Yani çocuğunuz var bildiğim kadarıyla, küçük değil mi? Evet, 2 yaşında. Evet, daha 2 yaşında bir oğlum var. Evet, dolayısıyla onun da ilgiye, sevgiye ihtiyacı kesinlikle var. Öyle. Hepimiz yani çalışan bütün anneler için geçerli kesinlikle ama öyle. Sizin için ayrıca bir durum söz konusu. Evet. Çünkü hani yönetmeniz gereken bir süre var. Aynen değil öyle. Mi? Yani eşiniz için de aynı şey geçerli. Aynen öyle. Eşim de zaten aynı sektördeyiz. Hani bu programsızlık eşim için de geçerli oluyor. Çalıştığımız zaman çok yoğun saatlerde çalışıyoruz. Ama şöyle de bir artısı var. Mesela çalışmadığımız zamanlar, sezonun tatil olduğu dönemlerde de, hani yaz sezonu mesela, bir iki ay, üç ay kesintisiz bir tatilimiz oluyor bizim de. Biz de bu zamanları da çok dolu dolu değerlendiriyoruz. Ya da ben yani bir haftalık süreç içerisinde de hani 3 gün, 4 gün çekimim olduysa, geri kalan 3-4 günümde tamamen boş oluyorum. O yani dengeliyorum aslında bir şekilde bunu. Ya kaliteli zaman geçirmiş oluyorsun. Aynen aslında öyle. Çocuğunla. Çünkü sabah 9 akşam 6 çalışanlar, eve gidip yemek yaptım, yemek yedim, bulaşığı topladım, kesinlikle. Makineyi yerleştirdim diyene kadar zaten çocuğun uyuma saati geliyor. Kesinlikle. Ama evet. senin 3-4 günün boş olduğunda alıp çocuğunla parkta aynen da aynen öyle. Mesela dün benim tamamen oğlumla geçirdiğim bir gündü. Sabah kalktık, kahvaltımızı yaptık. Oyun grubuna götürüyorum onu. Aldım işte oyunlarını oynadık, resimlerini yaptık. Zaten ben 1,5 yaşına kadar bir film baktım çocuğuma. Yani son 6-7 aydır çalışıyorum. Ve hani
işimden keyif aldığım için bu da bana bir yorgunluk, ekstradan bir şey yaratmıyor. Yani eve gittiğimde böyle helak olmuş bir vaziyette bir olmuyorum. Tam tersi, çalışmak bana çok iyi geliyor. Enerjim yükseliyor. Eve gittiğim zaman da daha da etrafıma enerjik davranıyorum. Dengeliyoruz bunu yani. Mutlu anne, mutlu çocuk. Aynen, aynen öyle, kesinlikle. Yani 24 saat evde olup can sıkıntısıyla kesinlikle o çocukla ilgilenmektense. Aynen öyle. Yani çalışmamak bir kadın için gerçekten kötü bir şey. Yani tabii ki de hani ev kadınlığı hiçbir işle zor, kıyaslayamam. Çok zor iş. Evet. Hiçbir şeyle kıyaslayamam. Evet. Ama ben kendi karakterimi ele alarak söylüyorum. Hani 1,5 sene çocuğuma baktım. Evimde bütün ev işlerini yaptım vesaire, ama çalıştığım zaman ki mutluluk düzeyim çok daha fazla kesinlikle. Ve az önce dediğim gibi yani eşime, çocuğuma, aileme ayırdığım enerjim daha yüksek kesinlikle. Şimdi yeni yeni muhtemelen sormaya, işte farkında olmaya başlamıştır. Anne ne zaman o arayı vereceksin, ne zaman benimle olacaksın diye herhalde sormaya başlar yakında. Yakında, daha şimdilik o kadar şimdilik farkında değil. Evet. Ama yakında o sıkıntıları galiba yaşayacağız. Baba da araya giriyor, baba da telafi ediyor. Aynen, o da Çağrı da, biz de Genç O'dan tanışıyoruz Çağrı'yla. Aynen, eşim de Çağrı Bayrak, o da yönetmen. O da aynı şekilde hani dediğim örnek, boş olduğu zamanlarda hep evde geçiriyor vaktini. O da yeterince ilgileniyor oğluyla. Ya olmadı, arada anneanneye getir. Doğru değil, aynen mi? Siz öyle anneannesiniz. Ben anneanne oluyorum. Erken yaşta. Ama nasıl tatlı bir oğlu var. Yani sağ bana getirse ben yerim, sabaha bir şey kalmaz. Tamam, getireceğim sana. Çok tatlı, çok tatlı. Sağ ol. Anne baba tatlı olmalı çocuk. Teşekkür tatlı ederim. Evet. Şimdi anne kız olunca dizide, tabii bunun gördüm ki burada çok net, zaten izleyicilerimiz de fark ediyordur. Çok iyi anlaşıyorsunuz. Evet, öyle gerçekten. Bir de işin anlaşamama kısmı da olabilir. Oo, yani o da zor herhalde. Çünkü aynen, onu da hani medyadan takip yani ediyoruz değil mi? Yani evet, hani rol yapıyorsunuz, evet, tamam, profesyonellik gereği, evet, ama anlaşamayabilirsiniz. Yani sadece sizin ay, için evet, geçerli değil. Farklı rollerdeki kişiler için de. O da yönetilmesi gereken, hatta en zor yönetilen kısımdır herhalde. Hem de. Yani evet, benim başıma hiç gelmedi. En büyük korku, çünkü dediğiniz gibi saatlerce setteyiz biz. Aynen. Bizim yani çekimimiz o kadar kısa sürüyor ki normalde, yani çekim için bekliyoruz biz. Bizim bekleme süremiz çok uzun. Bir gün bir arkadaşım gelmişti sete. İşte makyaj başladı. İşte makyaj yarım saat, bir saat. Kuaför, kuaför yarım saat, bir saat. Işık ayarlanıyor. Hani 3-4 saat bekledik. Çekime girdik. 3 dakika sonra set bitti. Bitti yani çekim. Kız döndü, dedi ki bu mu? Bunun için mi bu kadar hazırlandık? Şimdi bazen aynen öyle, daha da uzun beklenebiliyor. Yani başka bir sahne sarkmış olabiliyor. Yağmur yağdığı için dışarı çıkamıyoruz. İç sahneye geçtik. O yüzden biraz daha bekleyeceksiniz denilebiliyor. 5 saat bekleyebiliyoruz. Düşünsenize birbirimizle anlaşamadığımızı. 5 saat birbirimize ay, bakıp kötü konuşamayan insanlar. Gerçekten çok yok, zor. Yani başıma gelmedi ama herhalde. Benim de gelmedi ama olur. Yani onunla evet mücadele etmek de bayağı bir hani ne kadar profesyonel olduğumuzu gösteriyor. Evet. Sonuçta duygularımızla iş yapıyoruz, evet, ve gerçekten kadın olarak daha farklıyız, yani bunu da kabul etmek gerek. Ben mesela çok duygusal yaklaşırım işime, hani o yüzden karşımdaki insanla anlaşıp anlaşamamak beni çok etkilerdi. Kesinlikle. Ama Mehtap benim şansım oldu. Canım bu işte. Benim. Karşılıklı o. Sağ karşılıklı. Ne öneriyorsunuz? Yani o kadar güzel bir görüntü var ki dışarıdan. Yani oynadığınız dizilerde sadece sizin için söylemiyorum tabii ama benim takip ettiğim kadarıyla her ikinizin de ayrı ayrı bulunduğu ve hala hazırda devam eden, birlikte devam eden projenizde dışarıdan çok güzel görünüyor. Yani bu işi yapmak güzel, işte orada bulunmak istiyorsunuz, orada bulunmak isteyenler oluyor. Yani profesyonel olarak tabii ki bu işin eğitimini alıp da ben bunu yapayım diyen sayısı herhalde binlerce, on binlercedir. Dolayısıyla bu iş aslında bu kadar kolay olmuyor, bu kadar basit de değil. Yani bunun bir arka planı var, bunun bir eğitim süreci var. Siz Amerika'da eğitim aldım diyorsunuz. Farklı bir eğitim alıp bu işe yeteneğiniz olduğunu fark edip sonra bu işin eğitimini aldınız. Eğitim evet, olmadan olmuyor demiştik zaten. Kesinlikle. Dolayısıyla öneriniz nedir? Mehtap Hanım, sizinle bu anlamda başlayalım. Yani valla ben her zaman şunu söylüyorum. Evet. Her insan sevdiği işi yapsın. Sevdiği işi yapan insan evet, zaten yorulmuyor. Zaten enerjisi yüksek oluyor ve başarı da garanti oluyor. Yani işte az evvel de konuştuk ya, hobinizi işe dönüştürün diyor. Gerçekten boştaki vakitlerinizde, yani işte atıyorum
ne iş yapıyorsanız, boş vakitlerinizde ne yaptığınıza gerçekten çok dikkat edin diyorum ben herkese. O boş vakitler sizi gerçek işinize götürebiliyor. Çünkü Türkiye'de ne yazık ki bir üniversite sınav sistemi var. Dolayısıyla işte siz tıbbı kazanmak isterken kendinizi tamamen farklı bir endüstri mühendisi olarak bulabiliyorsunuz. Benim yeğenim mesela. Çocukluğundan beri tıp istiyordu. Şu anda endüstri mühendisi oldu. Yani ama ömrünü endüstri mühendisi olarak geçirmek zorunda mı? İşte o ona bağlı. Eğer gerçekten sevmiyorsa istediği işinde eğitimini alıp gerçekten sevdiği işi yapsın. Çünkü hani kısa maraton değil hayat, uzun maraton. Yani 21-22 yaşında ben buna karar verdim. Bu işi sevmiyorum ama mecburen sabah 9 akşam 6 gideceğim, bu işi yapacağım, para kazanmam lazım diyerek hiçbir işi yapmasınlar. Yok, en sevdikleri işi yapsınlar. O zaman zaten yorulmuyorlar. Ve herhalde de geç değil değil mi? Yani kesinlikle. Aslında iş değiştirmek, sektör değiştirmek için tabii sıfırdan değil. Başlamak daha kesinlikle zor olmakla beraber. Değil. Değil. Yani 20'li yaşları düşünsenize, insan ömrü 80-90'lara kadar gidiyor. Ve yani oyunculuğa baktığınızda zaten bunun yaş sınırı da yok yani. Gidebildiğiniz kadar gidiyorsunuz. Yani 40 yaşınızda bir anda yani hay ben bu işi çok seviyorum diyerek yavaş yavaş eğitimler alıp bu işe de yönelebilirsiniz. Yani her iş için aslında geçerli. Amerika'da bakıyorsunuz kadın 50 yaşında diyor ki ben mühendis olmaya karar verdim diyor. Hani Türkiye'de gerçi bunu böyle bayağı bir kısıtlamışlar. Hayır 20 yaşına kadar neysen olsun. Ve 60 evet, yılda bunun sonucunu aynen yaşayacaksın. Değil. Adam diyor ki 40 yaşında ben artık diş hekimliğinden sıkıldım. Artık kimsenin ağzıyla uğraşmak istemiyorum diyor. Niye bu adam 40 yıl daha sevmediği işi yapsın? Evet. Ama şimdi hani sevdiğiniz iş dediniz ya, orada belki bir parantez açmak gerekiyor. Çünkü şöyle bir durum var. Hani sevdiğiniz iş sizin yapabileceğiniz iş anlamına da gelmeyebilir. Çünkü hani dışarıdan çok şaşalı görünen hayatlarınız tırnak içinde aslında olmayabilir veya bunun aslında bir bedeli olabilir. Dolayısıyla yeteneği yok ama bu işi yapmak istiyor. Yani o kadar da ya net bir ayrım mıdır acaba? Zaten şey demiyoruz. Bizim işimiz için mesela kalkıp bir anda işini gücünü bırakıp tamam ben artık oyuncu olacağım zaten bir günde oyuncu da olamaz. Tabii. Ufak ufak alıştırmalarla başlayabilir. İşte biz nasıl mesela reklamla girebilir. Zaten reklam yönetmenleri size söylüyor gerçekten yeteneğiniz var ya da yok diye. Eğitim alınmadan mı acaba bir sette vesaire veya bir ortamda çekim alanında diyelim değil mi? Bulunmak mı gerekiyor? Yani şöyle katılabilirler. Tabii yani. Bence eğitim sistemimizde bir takım keskin yönlendirmeler var çok daha erken yaşlarda. Ben de bunların bir örneğiyim. Ben de üniversite sınavından aldığım puanla hukuk fakültesine girmiş biriyim. Yani şunu demek istiyorum. Eğitim almadan önce keşke herkes de, bir tek oyunculuk adına demiyorum. Yani bir doktor olmayı isteyen bir çocuk 13-14 yaşlarında keşke bir hastane gezse, bir ameliyathaneye girse görse ya da avukat olmak isteyen birisi keşke gitse adliyelerde dolaşsa, duruşmalara girse. Açıkçası yani üniversitelerde bile hala sizin okuduğunuz, çalıştığınız derslerle pratikteki uygulamalar arasında dünya kadar fark var gerçekten. Bu bizim sektörümüz için de geçerli. Tabii ki hani buna merak salan birisi, bir tanıdığı bildiği biriyle konuşsa, görüşse, gelse set ortamını görmek ama bu hani tiyatro bambaşka bir şey ama televizyon sektörü de bambaşka. Yani tabii, yanılmıyorsam tabii. Hani bana öyle geliyor çünkü orası da çok başka bir disiplin tabii ki tiyatroda. Ama televizyon sektöründe bu düzensizlik, uzun çalışma koşulları, zorlu şartlar herkesin altından kalkabileceği şeyler olamayabiliyor. Kesinlikle görüp, öğrenip ona göre zaten sevdiğiniz bir şeyin arkasından asılırsanız hayat size onun kapılarını açıyor. Yani ben kimseden açıkçası yardım almadım. Hani ailem de bana bu konuda eğitimim konusunda hep işte iyi okullarda oku, güzel bir mesleğin olsun konusunda sağ olsunlar çok yardımcı oldular ama ben tiyatroya tamamen kendi kendime girdim. Bir şekilde o kapılar açıldı. O arkadaşım şunu tavsiye etti, bu arkadaşım bunu tavsiye etti. Gittim o kursa yazıldım, gittim oradaki oyun atölyesine yazıldım vesaire derken bir ajansa yazıldım falan. Böyle zincirleme. Yani siz bir şeyi sevip tutunduktan sonra zaten kendinizi orada geliştirebiliyorsunuz ister istemez. Hayat size onun eğitimlerini de veriyor zaten.
Peki şimdi reklam filmi, dizi, sinema filmi hepsinde bulunduğumuz için soruyorum. Bir hangisi iyidir, güzeldir? Yani sizin için tabii bireysel olarak herkes için farklıdır neticede. Yani evet, zorlukları vardır, kolaylıkları vardır, evet, ya da zevk aldığınız alanlar vardır. İki, acaba böyle unutamadığınız bir anı veya işte bir pişmanlık olabilir, bir gurur vesilesi olabilir. Hı hı. Var mıdır? Aynı soruyu size de soracağım. Hazırlıklı olun. Bence benden başladınız. Yani hepsinin tadı bambaşka aslında. Yani sinema, bir tane sinema filmim oldu. Hani o anlamda, o alanda çok çok tecrübeli olduğumu söyleyemem ama oraya da zirveden girdim yani. Hani Yavuz Surgul'la çalıştım az önce de söylediğim gibi. Hatta adından söz ettiren bir film. Aynen, evet. Ve ben bunu kendisine de söyledim. Hani dedim, benim çıtamı o kadar yükselttiniz ki bundan sonra kiminle çalışacağım dedim yani. O bambaşka bir tecrübeydi benim için. Oradaki sette hatta sete çıkmadan önceki masa başı çalışmasını gördüğümde ben ağzım açık kaldım. Yani ofisteki çalışmaları, panolardaki fotoğrafları vesaireleri, hani yani gerçekten olabileceğim en iyi yerdeyim şu anda dedim. O bambaşka bir şeydi. Onun dışında reklamda çalışmayı da ben çok seviyorum. Çünkü hani şöyle bakarız biz mesela, bir günde çalışıyoruz, bitiyor filan gibi bakarız. Hani o 10 saniyelik, 20 saniyelik şeyler ama yine de yaklaşık 20 saat falan sürüyor aslına bakarsanız. Ama çok daha eğlenceli oluyor ve her seferinde farklı insanlar tanıyorsunuz. Yani benim şu ana kadar 32-33 tane reklamım oldu. Bu ne demek? 30 küsür yönetmenle çalışmışım demek. Bu benim için çok önemli bir şey. İçinde yabancılar da var. Hatta yurt dışında da çektiğim reklam filmleri var. Ama dizide tabii uzun süreçlerde aynı ekiple, aynı insanlarla çalışıyorsunuz. Bunun da şöyle bir artısı var. O insanlar sizi tanıyor, o yönetmen sizi biliyor. Ve genelde bunun örnekleri vardır. Hani bir yönetmen hep böyle aynı oyuncularla çalışmaya devam eder. Çünkü ortak bir dil yaratabilirler. Dizinin de bu anlamda çok pozitif yanları olduğunu düşünüyorum. Yani benim bilincim şu diyemeyeceğim. Hepsinin yeri benim için ayrı. Hepsini de çok seviyorum. Sizin için nedir durum? Yani sunuculuk yaptığınız dönem için de aynı şeyi evet, soruyorum. Çünkü farklı yani, evet, yine kamera önündesiniz ama farklı bir şekilde. Çünkü hani bu işi yaptığımız için biz de bu kadar hani aslında detaylı olduğunu ve daha farklı olduğunu biliyoruz. İzleyen için durum nedir bilmiyorum ama farklı alanlar olduğu için herhalde farklı farklı aslında alan. Aslında her biri farklı keyif diyeyim. Ben şeyi çok sevmiştim reklamda. Benim de çok fazla reklam oldu. Herhalde 200'ü geçti çünkü senelerdir reklam çekiyorum ama daha doğrusu o yönetmenler sevmezler bu lafı. Reklam çekiyorum öyle mi? Hangi reklamı çektin? Reklamda oynuyoruz demeyiz. Evet, biz de reklam çekiyoruz deriz. Ben bir markanın yüzüydüm 3 yıl boyunca. O güzeldi. Bir markayla özdeşleşmek güzeldi. Hatta o kadar bunu içselleştirmiştim ki diğer şeylere girmiyordum. Yani anladım, oralardan alışveriş yapmıyordum. Sadece kendi markamdan, yani sanki kendi dükkanıma girmiş gibi hissediyordum. Çekim için gittiğimde de sabaha kadar çekim yapıyorduk. Akşam saat 10'da başlayıp sabaha kadar çalışıyordum. Ama çok keyifliydi. Ama hangisini en çok seviyorsun derseniz tabii ki dizi diyeceğim. Çünkü orada bir karakter var. Hatta geçen gün bir mesaj aldım bir izleyiciden. Şey yazmış. Yani demiş Müjde Hanım demiş, Egemen'in babasına gerçekten haksızlık yapmıyor musunuz? O demiş o kadar fedakarlıklarla çocuklarını büyütmüş. Siz onu sadece fakir olduğu için eziyorsunuz demiş. Yani buradaki hoş şey şu. Karaktere inanmış, izliyor, inanmış ve sorguluyor karakteri. O zaman ben işimi yapmışım demektir. Evet. Değil mi? Evet. O zaman dedim ya, ben karakteri oturtmuşum ve aynen, sen bu karakteri aynen izliyorsun. Yani eleştiriliyor olmak da tabii, aslında tabii, demek ki o karakterin inandırıcılığını gösteriyor. Bir kişiliğini ortaya koyuyor. O yüzden ben dizi tek geçerim diyorum. Çünkü her hafta acaba bu hafta ne var diye bekliyoruz. Evet. Ben geçen haftaki bölümü okurken gülmekten gözümden yaş geldi. Tayfun Güneyer çok güzel yazıyor. Biz de okurken kahkahalarla gülüyoruz. İzleyicilerimiz de bazen gülüyor, bazen ağlıyor. Benim evet, karakterim biraz arada patavatsızlıklar da yapsa. Ama dizide en azından bir karakter yaratıyorsunuz. Evet, ve insan doğru söylüyorsunuz. Peki şimdi hani yine dışarıdan baktığımızda algıladığımız için soruyorum. İyi ve kötü
bilinen karakterler vardır ya, hani hani tabir yerindeyse hani kötü kadın, kötü adam. Hı hı. İşte mesela eski Türk filmlerinde hakikaten dışarıda görüldüğünde çok kızılan insanlar varmış. Evet. Hala belki i̇şte, var. Değil mi? Mesajlar geliyor. Yani. Evet. Şimdi biraz daha bilinçliyiz galiba o konuda. Yok ama, yok devam ediyor. Öyle mi? Öyle mi? Biz bilmiyoruz demek ki dışarıdan devam bakınca. Ediyorum. Ama şimdi o gömleği giymek var, yani o karaktere bürünmek var. Neticede o karakteri siz canlandırıyorsunuz ve onu benimsememeniz gerekiyor. O sahne bittiği anda da kendinizsiniz. Yani bunun dengesi sanki bana biraz zor geliyor. Ya da acaba kabul mü etmiyorsunuz o tip sahne veya karakterleri diye sorayım. Şimdi ben oyunculukta iyi ve kötü karakter kavramına asla inanmıyorum. Öyle mi? Kesinlikle inanmıyorum. Çünkü... Bu karakterler gerçek hayattan geliyor. Gerçek hayatta kim kendini, şöyle bir düşünün, gerçek hayatta tanıdığınız insanları kim kendini kötü karakter olarak görüyor ki? Kötü karakter yok. İnsanlar yanlışlıkla başkalarının ayağına basıyorlar. Ha, kimi dönüyor özür dilerim diyor, kimi dönüyor önümden çekil diyor. Ama yanlışlıkla basılıyor aslında. Yani bugün kalkıp da aynaya bakıp ben bugün gideceğim Dila'ya bir tane yumruk atacağım diyen bir insan var mı? Onu hastaneye kaldırırsınız zaten. Ama ne bileyim işte bir adama gittim yumruk attım çünkü ne yaptı biliyor musun dediğinizde, nedenini anlattığınızda empati duyarsınız. Dolayısıyla kötü karakter diye bir şey yoktur. Sadece empati kurulamaması vardır. Onunla ilgili de çok güzel bir film var. Maleficent, Angelina Jolie'nin filmi. Gerçekten dünyada kötü karakter yoktur. Empatiyle yaklaşılamayan karakter vardır. Yani sizde bir problem var, onu kötü görüyorsanız eğer. Evet, herhalde aynı şekilde yanıt vereceksiniz ama son olarak programımızın sonuna doğru geldiğim bitti için... Bitti mi? Çok çabuk. Biz de yeni başlamıştık. İşte bunlar sizin çekimleriniz gibi değil. Bunlar başladı bitiyor. Keşke öyle olsa. Ben ya, çok keyif aldım. Programdan sonra sohbet İnşallah. Ederiz zaten. Tabii ki. Ama ilerisi için, yani her ikiniz için de yine aynı şekilde daha sonrası için acaba ben bu işi yaptım. İşte filmdi, reklamdı, işte diziydi, bunlarda oynadım. Bundan sonra genç nesillere de bir şeyler aktarayım ve eğitimi vereyim gibi bir düşünceniz var mı ilerisi için? Çünkü hakikaten bu işin eğitimi dediğimiz zaman çok geriye döndüğümüzde aslında çok bir geçmişi yok. Yani eğitimin geçmişi yok. Yani üniversitelerde hali hazırda daha yeni yeni olduğunu. Evet. Konservatuarlar var ama hani şöyle bir 20 yıl öncesine baktığınızda yoktu. Daha çok alaylıydı, evet. Daha çok alaylı olduğunu gördüm. Evet, tanıdığımız işte Kemal Sunal'lar alaylıydı, evet. Doğru. Dolayısıyla bu tamamen yetenekle alakalı aslında, biraz yetenek varsa. Kesinlikle. Böyle bir düşünceniz olabilir mi? Eğitim vermek gibi diyeyim. Yani şu anda öyle bir düşüncem yok açıkçası. Şu anda belki ileride, belki bir 10 sene sonra oyuncu koçluğu olabilir. Evet. Böyle bir şey düşünebilirim. Ama yani bir okula gidip orada eğitim... Yani çünkü ben kendi işimden kopmak istemiyorum. Bizim işimiz tamamen programsız. Diyorum ya, yani ben yarın ne yapacağımı bilmiyorum ben. Biz, bizim öyle. İşimizde yani 10 sene sonra değişeceğini de zannetmiyorum rejinin. Yani biz yarın boş muyuz, müsait miyiz diye çalışan insanlarız. Kalkıp nerede? Onu programlamamız çok zor olabilir ancak gerçekten. Ancak dediğimiz gibi yani oyuncu koçluğu bir kişiyle yeni başlayan, sektöre yeni giren biriyle tabii ki bilgi birikimini paylaşmayı istersin. Sizin için aynı şey. Ya aynı şekilde ben de hani sadece merak edenlere tecrübelerime dayanıp abla gibi tavsiyelerde bulunabilirim tabii ki de, ama ya çok önemli, çok değerli sanatçılar da var memleketimizde. Çok kıymetli insanların çok güzel eğitim veren kurumları da var. Şu an için ben de pek düşünmüyorum öyle bir durum. Zaten sette ister istemez o şeyler de oluyor yani, bir set sırasında Dila'cığım onu öyle mi falan diye dönüyoruz ve orada da birbirimizle de o etkileşimi sağlıyoruz. Ama yeni nesiller için dediğim gibi yani bir fiil eğer ekran önünde olup bir şey yapacaksak bir okulda çalışmak, o sezonu bırakmanız gerekiyor. Aynen öyle. Bu da bir tercih. Aslında. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok keyif aldım. Aslında çok sorun vardı. Ama artık program sonrasında saklayayım ben. Onları da geçerek devam edelim. İzleyicilerimizle paylaşacağız. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun.
Evet, çabuk geçti diyelim en azından benim için. Çünkü çok keyif aldığım iki değerli oyuncu bizlerle beraberdi. Dizide anne kız dedik ama geçmişleri var tabii, oyunculuk geçmişleri. Mehtap Altınok ve Dila Bayrak bizlerleydi. Sabah kahvesini noktalıyoruz. Alanında başarılı kadınlarla sohbetimiz bundan sonra da devam edecek. Şimdilik hoşçakalın. We'll be right back.